Merhabalar, ben Etiler Tıp Merkezi'nden, NP Beyin Hastanesi Etiler Tıp Merkezi'nden uzman psikolog Meral Sarıkaya. Bugün sizlerle depresyon nedir, bunun belirtileri nelerdir, bunlar üzerine bir parça konuşmaya gayret göstereceğim. Depresyon normalde klinikte çok sık karşılaştığımız bir psikiyatrik rahatsızlık. Toplumda da sıklıkla görülen bir rahatsızlık aslında. Hani depresyonda olduğumuzu nasıl anlarız aslına bakarsan, nasıl buradan başlarsak. Depresyonda olduğumuzu anlayabilmek için yoğun bir suçluluk duygusu, değersizlik duygusu en az 2 haftadır devam etmesi gerekiyor. İştahta artma ya da azalma olabilir. Uykularda bozulma buna eşlik edebilir. Ayrıca günlük aktivitelerimizi yapmakta zorluk yaşamaya başlayabiliriz. Ama şununla da karıştırmamak lazım. Yani her duygu durumumuzda böyle biraz hüzünlü, biraz iyi hissetmediğimiz günler yaşayabiliriz. Fakat bu depresyon değildir. Depresyon oluşabilmesi için bu saydığım kriterlerin en az 2 haftadır devam ediyor olması ve yoğunlaşması gerekiyordur. Dolayısıyla buna dikkat etmemizde fayda var. Bazen depresyonda olan kişinin düşünceleri geleceğe yönelik çok karamsar olmaya başlar. Aynı şekilde etrafındaki kişilerden, sosyal aktivitelerinden çekilme gözlemlenebilir. Yani eskiden çok daha sıklıkla insan içine çıkan, onlarla sohbet eden ve yaşamla ilgili bir takım aktiviteleri yapmaktan keyif alan bir kişiyken, depresyonda olduğumuzda bu aktivitelerden zevk alamamaya başlarız. Benlik değerinde düşme gözlemlenir. Dolayısıyla bunu kişinin kendisi bazen fark edemeyebilir. O yüzden de aile bireylerini de bu noktada görevinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ben çünkü kişide böyle bir şeyler gözlemliyorsak hani bunun bir sıkıntılı bir durum oluşturduğunu o kişi için fark ettiğimizde bir uzmandan destek alabiliriz. Ya da bunu sevk edebiliriz. Yani o kişiyi sevk edebiliriz. Çünkü kişi rahatsızlığın içindeyken bunu fark etmediği için de bir yardım arama davranışı ortaya çıkmayabilir. Bu noktada destek olmamız önemli. Depresyonda olan kişilerde ayrıca şunun da altını çizmek gerekir. İntihar riski önemli bir durumdur depresyondaki kişilerde. Her depresyonda olan da gözükmeyebilir belki ama intihar riski olasılığı gözlemleriz depresyondaki kişilerde. Depresyon sadece bir yaşa ait bir rahatsızlık değildir. Depresyon çocuklarda da görülür, yetişkinlerde de görülür, yaşlılarda da görülebilir. Depresyonu daha yoğunlukla yaşayabileceğini düşündüğümüz bazı alt alanlar var, nasıl söyleyelim. Geçmişte travmatik olaylara maruz kalmış kişilerde görülme sıklığı yüksek olabilir. Ya da ailede kalıtımsal böyle bir öykü varsa görülme sıklığı olabilir. Bazı rahatsızlıklar ve sonrasındaki süreçler kişinin ego gücünü çok aşarsa depresyon görülme olasılığı olabilir. Dolayısıyla hani çok boyutlu aslında nedenler bizi depresyona sokma durumuna getirebilir. Ama depresyon bir güçsüzlük değildir. Aslına bakarsanız ruhsal anlamda mekanizmamızın, ruhsal mekanizmamızın biraz daha yavaşlayıp kendini koruma altına alma sürecidir. Ama bu nokta tabii ki tedavi edilmesi gereken bir şeydir. Yani her kişi aslına bakarsanız depresyona girebilir. Bu güçsüzlük belirtisi değildir.
bunun altını çizmek istedim. Çünkü bazen kliniğe gelen danışanlarımız hani ben güçlüyüm ama niye böyle hissediyorum gibi bir takım sorularla bize dönüyorlar. Dolayısıyla bunun güçsüzlükle bir ilgisi yok. Bu da diğer rahatsızlıklar gibi bir rahatsızlık ve tedavi edilebilir bir rahatsızlık. Çoğunlukla ilk etapta hani nasıl yaklaşıyoruz? Depresyonda olan birisi geldiği zaman öncelikle hani terapiye geliyorsa, bir ilaç ihtiyacı varsa, bir psikiyatrik hekimimiz tarafından da kontrolünü rica ediyoruz kişiden. Bir ilaç takviyesi gerekiyorsa psikiyatri hekimimiz bunu yapıyor. Bizler de sonrasında terapilerle danışanlarımızı destekliyoruz. Birçok farklı terapi türü kullanılabilir. Bunu hekimlerimizle birlikte işbirliği içerisinde o kişiye uygun tekniği birlikte belirleyerek karar veriyoruz. Bunun dışında şöyle de yaklaşmamak lazım, hani toparlayacak olursam en sonunda böyle hisseden kişilere hani boş ver, kafana takma, bu geçer gibi yaklaşmamakta fayda var. Çünkü hani depresyon bir yanıyla bu şekilde ertelendiği zaman semptomları daha da ağırlaşmakta ve kişinin bunun içinden çıkma olasılığı, tedavi olasılığı daha dirençli hale gelmektedir. Kişi aslına bakarsanız böyle söylendiği zaman anlaşılmama hissi daha da yoğunlaşır. Yani zaten değersiz, suçlu hissediyordur kişi, daha da yoğunlaşır. O yüzden böyle bir durum söz konusuysa, sosyal çevrenizde ya da aile çevresinde böyle bir kişiyle karşılaşıyorsak ya da kendinizseniz, onu bir uzman kontrolüne getirme noktasında destekleyici olmanız faydalı olabilir diyorum. Benim hani genel olarak depresyonla ilgili kısaca altını çizmek istediğim noktalar bunlar. Tekrar diyorum, öyle bir durum oluşursa sizlere destek için buradayız tüm ekibimiz olarak. Ben uzman psikolog Meral Sarıkaya, Etiler Tıp Merkezi'nden hepinize iyi günler diliyorum.